Ey insan, bu kafeste azap içindesin. Senin canın içinde bir can var. O canı ara. O canı ara. O canı ara. Beden dağının içinde mücevher var. O mücevherin madenini ara. Ay yürüyüp giden sufi. Gücün yettiğince ara. Ama dışarıda değil. Aradığını içinde ara. Fihi mafi. Ne varsa içindedir. İlahi, seninle barıştım. Bir günde iyilerden eyledin beni. Her şeyi aramadıkça bulamazsın. Fakat bu dost başka. Bunu bulmadan arayamazsın. Hatırlarsanız önceki bölümlerde geçmişe dönük yaptığımız yanlışlıklar ve başımıza gelen kötü kazalardan dolayı tevbe ve istiğfar yoluna girmek gerekir demiştik. Hatalarımızı büyütmek yerine Allah'ı büyütüp birlemek gerekir demiştik. Babamız Adem de böyle yapmıştı. Gelin bizler de dua edelim ve diyelim ki Allah'la barışık bir hayat niyazımız olsun. İstiğfarın kelime anlamlarından biri de örtünmek. Miğfer de buradan geliyor. Koruyan, örten. Allah'ın kazası ve kaderi bazen mahrumiyet gibi görünse de bilmiyoruz ki bizi neden örtüp koruyor. Bakın Hazreti Mevlana ne diyor? Ger kaza puş etsiye hemçun şebet, hem kaza destet bi giret akıbet. Eğer kaza seni gece gibi kaplayacak ve karanlıkta bırakacak olursa, yine o kaza akıbet elinden tutar ve seni aydınlığa çıkarır. Eğer o kaza 100 defa canına kastederse, yine o kaza sana can verir, derdine derman eder. İşte şu anınız geçmişte yaşadıklarınızın toplamı. Mahrumiyet gibi görünen nice durumda, istiğfarınız dolayısıyla nelerden korundunuz kim bilir? Büyük resmi görmediğimiz için daralır, bunalır, endişeleniriz. Lakin kuvvetli imanımız varsa hemen ona döner ve tövbe, istiğfar ve tazarruya başlarsak eğer, yaşadıklarımızın bizzat kendisi kurtuluş olur, necat olur. Bundan emin olun. Yapılacak şey çok basit. Tövbe, istiğfar, tazarru ve oruç. Sözü kuvvetlendirmek için devam ediyor kılavuzumuz. Bu kaza 100 defa yolunu vurmuş olsa da yine semanın en üstünde sana çadır kurar. Kazanın seni korkutmasını kerem eseri bil. O seni emniyet mülküne oturtmak içindir. Küçük çocuklardan pay biçin. Yola atlar, babası veya annesi de onu tutar ve hatta paylar. Çocuk üzülür, ağlar. Peki ebeveynin paylaması çocuğu korumaz mı? Koyunların sağa sola kaçmasını önlemek için çobanın sopası koyunu kurttan korumaz mı? Ey can, sevgilinin belasından kaçma. Belalara uğramazsan, ıstırap çekmezsen pişmezsin, ham kalırsın. Köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan beyaz bir atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara büyük bir servet teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at sadece bir at değil benim için. Bir dost. İnsan dostunu satar mı demiş. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar bunak. Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi.
Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var ne de atın demişler. İhtiyar karar vermek için acele etmeyin demiş. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler ihtiyara kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün geçmiş ve at bir gece ansızın dönmüş. Meğerse çalınmamış, dağlara gitmiş, dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp gelmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyara gidip özür dilemişler. Babalık demişler, sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürüm var. Karar vermek için gene acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Köylüler bu defa açıkça ihtiyarla dalga geçmemişler. Ancak içlerinden bu ihtiyar sahiden saf diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini sağlayan oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın demişler. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler. İhtiyar, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz diye cevap vermiş. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı, gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağını asla bilemezsiniz. Birkaç hafta sonra düşmanlar hanedanlığa çok büyük bir ordu ile saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere gönderme emrini vermiş. Köye gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler gene ihtiyara gelmişler. Gene haklı olduğun kanıtlandı demişler. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam edin demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah biliyor. Anladık ki kaza ve kadere iman, yürüdüğümüz bu yolda olayları doğru anlamamızı sağlayacak önemli etkenlerden birisi. Dilerseniz burada kaza ve kader mevzusuna virgül koyalım. Zira tavşanla aslan hikayesi henüz nihayetlenmedi. Bakalım kahramanlarımız ne durumda? Biliyorsunuz aslana yem olma sırası tavşana gelince, tavşan itiraz etmiş ve aslanı alt edeceğini bir planı olduğunu söylemişti. Bütün hayvanlar karşı çıksa da tavşan planını uygulamaya kararlıydı. Bilerek aslana gitmede gecikti ve onun öfkesini ve gururunu kullandı. Yolda ilave olarak başka bir tavşanla birlikte gelirken diğer bir aslanın önünü kestiğini ve bu aslana meydan okuduğunu söyledi. Aslan bunu duyunca çabuk beni ona götür ki meydan okumak neymiş ona göstereyim dedi ve tavşanın peşine takıldı. Tavşan, aslanı önceden belirlediği bir kuyuya doğru götürüyordu. Kuyu civarına yaklaşınca aslan baktı ki tavşan geride kalmış ve ayak sürüyor. Aslan dedi ki, "Niçin ayak sürüyorsun? Geride kalma, öne düş." Tavşan da cevap verdi ve dedi ki, "Korkudan elim ayağım birbirine dolandı, ruhum titredi, kalbim yerinden fırladı.
Yüzümün rengini görmüyor musun? Altın gibi sapsarı oldu. Yüzümün rengi içimin halini haber veriyor. Böyle birkaç danışanım oldu yüzünün kızarmasını önleyemediği için terapi almak isteyen. Topluluk karşısına çıkınca ya da bir kalabalıkta söz ona düşünce yüzünün kıpkırmızı olmasını engelleyemediği için. Yüz, duygulardan ve içerideki halden haber verir. Sadece rengi değil, kaslar, jest ve mimikler, bakışlar hepsi ipucudur okumasını bilene. Hazreti Mevlana, insanın yüzü kitabın fihristidir der bir başka yerde. Hatta der ki, insanı yüzünden tanı. Bunu yapamazsan kokusundan tanı. Bunu da beceremezsen kelimelerinin peşine takıl. Bu meyanda şöyle söylüyor kılavuzumuz. Cenab-ı Hak sima hakkında muarif dediği için arifin gözü simada kalmıştır. Muarif yani tarif edici, izah edici, bildirici. Hazreti Mevlana diyor ki Allah yüz hakkında bildirici, tarif edici demiştir. Nasıl? Fetih suresinde şöyle buyurur Allah Celle Celaluhu. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Nitekim hadis-i şerifte de müminin ferasetinden sakının der. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar ve sezer. Neyi anlamış olduk? İnsanın iç hali yüzüne yansır ve insanlar yüzlerinden tanınabilir. Bunu da en iyi Allah'ın nuruyla bakan feraset sahipleri yapabilir. Ey gönül! Sen çeşit çeşit renk renk olan perdelerden çık, sıyrıl, aklını başına al da perdeler seni gerçek dosttan ayırmasın. Konuya devam ediyor Hazreti Mevlana. Renk ve koku çıngırak gibi gammazlık eder. Atın kişnemesi insana atı bildirir ve buldurur. Burada bir de kokuyu ilave etti. Hem renk hem koku sizin hakkınızda veya size başkalarının hakkında gammazlık eder. Hem sima hem de kokuyu atın kişnemesine benzetti. Bu kadar belirleyici ve sahici ipuçları verir diyor. Ben şimdi konunun ayrıntısına girmeyeceğim. Yeterince açık çünkü. Okuması yazması olana alemde her şey kitaptır. Her şeyin sesi o şeyden haber verir. Ses vasıtasıyla merkep sesini kapı gıcırtısından ayırt edersin. Şimdi de koku ve renge sesi ilave etti. Az önce söylemiştik ya, tanımak istersen rengine bak, kokusuna bak, yeterli gelmezse de ses. Yani konuşma, yani kelimeler. Sesin tonu ve tınısı ile ilgili iletişimde %30'luk bir pay verilir. Yeni doğan bir çocuğun sağ beyni 2 yıl boyunca gelişmeye devam eder. Burada annenin yüzü, bakışı, bedenin duruşu, ses tonu son derece önemlidir. Çocuk bu yüze bakarak kim olduğuna karar verir. İyi mi, kötü mü, değerli mi, değersiz mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her şahıs sözlerinin altında gizlidir buyurmuştur. Yani onları biraz dinlersen, sesinden, tonundan, kullandığı kelimelerden kim olduğuna ilişkin birçok numune elde edersin. O yüzden dinlemek yine son derece önemli burada da. Bizim de yine aynı şekilde dilimiz dükkanımızın kapısı gibidir. Kapı açılınca içeride ne olduğu görülür. Neyimiz var, ne satıyoruz. Konuşunca incik boncuk mu, altın gümüş mü sattığımız belli olur. Hazreti Pir diyor ki, yüzün rengi kalbin halinden nişan verir. Bazen yüz öyle bir hale alır, göz öyle bir nazar eder ki, o renk ve o bakış bana acı, kalbinde bana bir muhabbet mevkii ver demek olur.
Diyor ki, insan konuşmasa bile yüzüyle ihtiyacını anlatır. Bana acı, beni sev der. Aslında insanın en çok söylediği de budur. Beni sev. Yeni doğanlara dikkat edin. Annesinin yüzüne bakarken ne der? Beni anla, bana merhamet et, beni sev. Belki bir ömür boyu istediklerimizin de özeti bu. Ve bunları yüz haliyle, sima ile söyleyebiliyor insan işte. Daha da ileride belki de hiç konuşmaya gerek kalmadan çeşitli sinyallerle anlaşmak mümkün olacak, ömrü olan görür. Hazreti Mevlana örnek veriyor. Kırmızı yüzün lisanı hali şükürdür. Sararmış yüzün meali de inkardır. Sonra da tavşanı konuşturmaya devam ediyor. İlerideki o aslanı düşününce elimi de ayağımı da yüzümün rengini de vücudumun kudretini de götürdü. Her neye girse kıran ve her ağacı dibinden ve kökünden söken, insanları, hayvanları, bitkileri ve cemadatı mat eden şey, yani ölüm bana geldi. Ölümün tesiri cihana şamildir. Bostan bazen çimen ve yapraktan elbise giyer, bazen de ağaçların yaprakları dökülür ve çıplak kalır. Ateş renginde doğan güneş bir süre sonra zevale uğrar ve tepetaklak olmuş şekilde batar. Ay ve yıldızlar da kaybolur. Bu sakin olan arzı da zelzele sıtmaya uğramış gibi titretir. Hayat veren su bile uzun süre bir çukurda kalacak olursa sararır, bulanır ve acılaşır. Yani sadece insan değil, cümle mahlukatın hali değişir ve içinde bulunduğu durumdan haber verir. Kainat okumasını bilene halini arz eder durur. Belki cümle mahlukat anlaşılmak ister, merhamet ister, sevilmek ister. Ölüyken dirilen ağaçlar, otlar, çiçekler. Siz kış mevsiminde neredeydiniz? Uykularında ruhların gittiği yerde değil miydiniz? Hazreti Mevlana bunları söyledikten sonra bize diyor ki, ey küllerin karışım eczasından meydana gelen insan, her unsurun halini kendinden kıyas et. Yani sen neysen onlar da o veya onlar neyse sen de o. Her şey değişir, inkılap eder ve her şey birbirinden etkilenir. Öyle ki her şey anasır-ı erbaa denilen su, toprak, hava ve ateş gibi birbirine zıt şeylerden meydana gelmiştir. Hazreti Mevlana burada bize hayatla ilgili çok temel bir bilgi veriyor ve diyor ki, hayat zıtların harmonisidir, imtizacıdır. Eğer aralarında savaş olursa bu ölümdür. Dişi koyunun kurttan ürküp kaçmasına şaşılmaz. Asıl şaşılacak şey dişi koyunun kurda gönül bağlamasıdır. Bu öyle bir bilgi ki neredeyse şifre gibi. İnsana ve evrene bakın, her şey dişi kurdun koyuna gönül vermesi gibi şaşılacak derecede zıtlıkların mucizevi bir şekilde bir araya gelmesinden oluşmuştur. Ve hem sağlık hem de barış bu zıtlıkların uyum içinde uzlaşısına bağlıdır. Biri diğerini yenerse hastalık ve ölüm usule gelir. İşte tabiatta soğuk ve sıcak belli oranda mevcut olmalıdır. Biri diğerini yenerse ölüm olur. Barış demek uzlaşmak demektir. Zaten insan vücudu da zıt mekanizmaların birbiriyle uzlaşısı üzerine kurulur. Örneğin midede asit miktarı gereğinden fazla olursa ülser oluşur. Yok bikarbonat ya da baz miktarı fazla olursa hazımsızlık oluşur. Hem asit hem de baz belli bir oranda midede birbirleriyle uzlaşı içinde olmak durumundalar. O yüzden barış konusunu uzlaşı kelimesiyle birlikte düşünmek gerekir. Konu yine zamana yenik düştü. Vakit nihayete erdi. Bugün burada bitirelim. Kalanları önümüzdeki bölümde konuşmaya devam ederiz.
şartlarla uzlaşan mizacın yükselmesi, alçalması da şudur. Gâh insan sıhhatli olur, gâh hastalanır, inler. Ey kullarını, yarattıklarını besleyip yetiştiren, oldurup geliştiren. Bizi devlete erdirdiğin, besleyip yetiştirdiğin nurla besle. Ahırlarda beslenen öküzler, koyunlar gibi yahut eti ve postu için beslenen hayvanlar gibi besleme. Sen düşmanları öyle yetiştirirsin. Ya Rabbi, duygularımızı göğe uçmak için bilgi ve hikmet yemiyle besle. Boğazını kesmek için şehvet yemiyle değil. Oyunbaz felek geceleyin oynayanlar gibi oyuncular çıkarmadı, oyunlar oynatmadı. Biz de bu hengameye dalıp bu oyunu seyretmedeyiz. Böylece ömür gecemizi sona ulaştırıyoruz. Ölüm sabaha gelip çatmadı. Feleğin bu oyununun çağı geçiyor. Bizse ömür gecemizi yele veriyoruz. Ya Rabbi, ölüm sabaha gelip çatmadan gönlümüzü şu oyundan soğut da bu seyir seyrandan vazgeçelim. Geceleyin yol alanlardan geri kalmayalım. Sabah olup tan yeri ağarınca senin kabul ediş yurduna ulaşalım. Ya Rabbi, senin bengü suyu muştulayan sesin canların kulağına erişmiştir de hepsi de yola düşmüştür. Derken o upuzun çölde bengusuya susamışların önlerine şu alem çıkıvermiştir de hepsi bu aleme üşüşmüştür. Kılavuzlar, suyu bilip tanıyanlar, bu su bengusuya benzer ama değildir. Bengusu ileridedir. Geçin buradan, yürüyün gidin. Bengusu öylesine bir sudur ki İçen asla ölmez. Onunla yeşeren ağaç asla sararıp solmaz. O bengü suyla gülen gül asla dökülmez. Bu gördüğünüz su değil, ölüm suyudur. Kim bu geçişi yaşayış suyundan daha fazla içerse, o herkesten daha çabuk ölür. Görmez misin ki sultanların, padişahların ömürleri kullardan daha azdır. Hangi ağacın dalı bu sudan fazla içerse, o dal daha tez sararır solar. İşte şuracıkta, bak da gör, gül bunu içti, buna kandı, terü taze bir halde gülümsemeye koyuldu. Her çiçekten daha artık, bahçedeki gelinlerden daha fazla güleç. Ama o hepsinden önce sararıp dökülür diye bağırıyorlar. Bağırıyorlar ama bu ses pek az kişinin kulağına değdi.
Pek az kişi bu öğüdü duydu. Efendim, padişahım, biz o az kişilerden et. Bu bulanık sudan kurtar bizi. Kurtar da öbürleri gibi karnı yüzü şişmiş bir halde bu kaynağın başında ölmeyelim. Ve Bengüsü'yü aramaktan mahrum kalmayalım. Ey ulu Allah, bizi sana aşık kullarından ayırma. Thank you.